CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini konuşacağız. Edgar merhaba. Merhabalar, Gamze merhaba. Edgar, Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde 18 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun diye sorarak başlayayım sana. Tabii şimdi hangi açıdan baktığınıza bağlı iki değişik kavram kullanılıyor burada. Bu ilişki trafiğini, görüşme trafiğini anlatmak açısından. İktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşama, siyasette yumuşama kavramını kullanıyor. CHP ve Özgür Özel normalleşme kavramını kullanıyor. Tabii bu kavramların bu şekilde farklı seçilmesi anlamlı. Bir defa normalleşme ifadesini CHP'nin kullanması normal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu seçmemesi gayet normal. Çünkü o zaman Türkiye'nin bugüne kadar anormal bir şekilde tırnak içinde olduğunu zımnen de olsa kabul etmiş olur. Yumuşama diyerek de aslında taraflar birbirine çok sertti. Bir diyalog yoktu. Biz bunu başlatıyoruz, diyaloğu başlatıyoruz şeklinde bir inisiyatif görüntüsü vermeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunu biraz açmak lazım. Neden böyle bir görüşme trafiği? Bakarsan sadece Özel'le görüşmüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşener'le de görüştü. Bir yandan Cumhur İttifakı'nın sağlam olduğunu göstermek için sürekli Bahçeli'yle de birlikte başka diğer partililerle de görüşüyor ve aynı zamanda önümüzdeki dönemde çok farklı görüşmeler yapacağına da dair dedikodular var. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Şimdi bunu neden yapıyor? İlk önce bunu anlamlandırmak lazım ki iki tarafın meramlarını anlayalım ve buna varabilirler mi? Böyle bir kesişim kümesi var mı? İki tarafın beklentileri ve başarabilecekleri arasında. Bunu anlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart'ta balkon konuşması yaptı. Yani 31 Mart 2019'daki gibi beklenmedik bir şey değildi İstanbul ve Ankara'yı beraber kaybetmesi. Evet. Bu sefer bunu bekliyordu. Fakat beklemediği bir şey oldu. O da CHP'nin birinci parti olmasıydı. Bence bu her şeyin bam teli burası. Yani bunu bence bütün analizlerde ilk parametre dikkate alınması gereken CHP'nin bugün birinci parti olması. CHP'nin birinci parti olması Erdoğan'ın siyasi yapış tarzının önemli bir bölümünü çöpe atan tarzda. Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dikkate almayabilirdi. Fakat açıkçası bu konuda daha doğru, daha serin kanlı davranmayı tercih etti. Mesela bakın ey CHP gibi bir ifadeler kullanmıyor 31 Mart'tan beri. CHP zihniyeti vesaire gibi ifadeler kullanmıyor. İşte Bay Kemal durumuna benzer olarak Bay Özgür vesaire demiyor. Parti Tabii ki içerisinde öz eleştirilerini de yapıyorlar bu arada. Yani en azından grup toplantılarından anladığımız kadarıyla şeyin de Erdoğan da söylediği şeylerden biri buydu. Parti içerimizde bu seçim yenilgisinin öz eleştirisini veriyoruz diyordu. evet, yani bunu tabii ne kadar yapacak yapabilir ayrı soru işareti bence. O konuda da belli sınırlamalar var. Erdoğan'ın şu anki Türkiye'de kurduğu yönetim tarzı ve içinde bulunduğu durum çok büyük bir manevra alanı vermiyor ona. Bu durum mu da tam olarak da bu durumu bilerek biraz zaman kazanmak gibi bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi o günden itibaren baktığımızda birinci parti niteliğini AK Parti'nin kaybetmesi Erdoğan için şöyle bir tehlike çanına işaret etti. Nedir o? Evet, AK Parti geçen yılki seçimlerde de Erdoğan'ın %52 ile kazandığı seçimlerde de 35'e düşmüştü. Ama birinci partiydi ve kendisini takip eden CHP'nin 10 puan önündeydi. Dolayısıyla AK Parti'nin büyük bir kan kaybı olmasına rağmen Erdoğan'ın tuttuğu koalisyon AK Parti'nin birinci olmasını, kendisinin de Cumhurbaşkanı olmasını sağlıyordu ve önümüzdeki süreçte de sağlayabilirdi. Eğer yerel seçim başka şekilde gitseydi. Şimdi AK Parti öyle bir seviyeye düştü ki ve dikkat et seçimlerden beri şurada yani 3 ay geçti neredeyse. Evet. Bütün kamuoyu yoklamaları o trendin devamını gösteriyor. Rakamlar ha azalıyor ha artıyor önemli değil. Trend devam ediyor. CHP birinci parti bugün bir seçim olsa olma ihtimali halen çok yüksek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında iki şey arasında karar vermesi gerekiyordu.
Bu 2028'e kadar ben ne yapacağım? Yani yumuşak bir geçiş olmasına mı müsaade edeceğim? En azından seçenekler arasında yumuşak bir geçişin olduğu bir seçeneğe hazır mı olacağım? Yoksa iktidarımı korumak için ne pahasına olursa olsun gerekirse daha sert bir yönetim mi izleyeceğim? Bu ikisi arasında bir karar vermesi gerekiyor. Şimdi ben halen bu kararı verdiği kanısında değilim. Onu bir söyleyelim. Fakat bu kararsızlık Erdoğan için ciddi bir açıkçası konfor ihtimalini azaltıyor. Çünkü attığı her adımda Türkiye'nin sorunlarına, acil krizlerine verdiği her tepkide bu kararı vermiş olması gerekiyor. Şimdi bu kararı veremediği için kartlarını da açık tutmaya çalışıyor. Ve özellikle kısmen de başarılı bir şekilde şunu başardığını görüyoruz bu görüşme trafiğiyle vesaire Erdoğan'ın. Son 3 ayda partisinin birinci parti olma özelliğini kaybetmesi ve görece zayıf bir pozisyondan siyaset yapma görüntüsünü vermiyor. Halen herkesin görüştüğü, halen kontrol, oyun kurma, strateji formüle edebilme, her şekilde kazanabilme özelliğini, böyle bir sihir, kendi siyasi kişiliğinde insanların atfettiği bu sihirsel özellikleri koruduğunu gösteriyor, göstermeye çalışıyor. Bu açıdan önemli. Şimdi Erdoğan'ın ve iktidar tarafının meramı bu. Öte yandan CHP ne yapmaya çalışıyor? Şimdi CHP çok eleştiri oldu. İşte sizi kullanıyor vesaire gibisinden. Erdoğan sizi kullanıyor. Erdoğan'ın bir oyun planı var ve bu oyun planına alet oluyorsunuz aslında. Tıpkı 2015'te olduğu gibi, daha sonra olduğu gibi vesaire diyenler var. Şimdi bir defa bu okumadan biraz farklılaştığını ben asıl durumunu düşünüyorum. Çünkü bir Erdoğan'ın böyle çok net bir oyun planı yok ki CHP ona veya Özgür Özel ona alet olsun. Birinci nokta bu. İkinci nokta CHP'nin de seçim stratejisiyle birlikte, seçim stratejisini nasıl böyle araştırmalarla neredeyse her gün böyle bütün toplumun kılcal damarlarına girerek yaptırdığı niceliksel, niteliksel araştırmalarla her bir adımını nasıl ölçerek 31 Mart'a kadar devam ettiyse, 31 Mart sonrasında da buna devam ettiğini görüyoruz. Bu çok görülmüyor ve anlaşılmıyor ama böyle. Şimdi CHP şunu gördü. Evet, bir müzakere, mücadele ikilemi var kendisini kısıtlayan. Ve bunlardan bir tanesine eğer fazla ağırlık verirse dengeyi bir kere direksiyonun kontrolünü kaybeder ve bir daha onu artık tekrardan sağlaması kolay olmaz. Böyle bir risk var, evet. Ama şunu görüyor. Ben ne kaybederim, ben ne kazanırım. Şimdi şunu görüyor. Mesela bak, birinci nokta şu. Toplum bir erken seçim istemiyor şu anda. Bir seçim yorgunluğu var. Bu CHP şunu şu ihtimali sunuyor. Evet, bir erken seçim için ben şu an zorlamayayım. Çünkü toplum buna zaten böyle bir şey istemiyor. Kaldı ki bir hazırlık süreci CHP için de gerekiyor. Yani CHP bu zaman Erdoğan kendini toparlayacak, toparlayıp sonra çok güçlü gelecek diyorlar ama aslında CHP de seçime tam hazır değil. CHP'nin de süreye ihtiyacı var. Dolayısıyla zaman kazanmak CHP'nin de lehine, sadece Erdoğan'ın lehine değil. Önemli olan bu zamandan kim ne elde edecek? Şunu gördü bence CHP yönetimi. Erdoğan'ın attığı adımlar Erdoğan'ın gücünü arttırmıyor şu anda. Bir, belki algısal olarak evet Erdoğan yine bir yolunu bulur ve bu seçimi kazanır. Bu zaten Erdoğan var olduğundan beri var. Bu algıyı kırmak Erdoğan açısından kolay değil. Ama CHP'nin yükselmesi bir defa iktidar tarafında iktidar tabanı açısından bir meşruiyet kazanıyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani her gün izledikleri TRT ekranında, A Haber ekranında, şimdi bunu muhalif kitle çok anlamaya ya da anlamlandıramayabilir ama Özgür Özel gözüküyor Erdoğan'la konuşan, Erdoğan'ın tırnak içinde söylüyorum ayağına kadar gidip ziyaret ettiği bir lider olarak CHP ve Özgür Özel bir meşruiyet kazanıyor. İktidar tabanında CHP ve Özgür Özel'e karşı buzlar kırılıyor. Şimdi dikkat edersen İmamoğlu da mesela bu görüşmelerden filan yana her basın toplantısında ya da işte kendisinin de
İstanbul'u konuşmak için Erdoğan'la görüşmek istediğini ve Evet. Özgür Özel'in bu stratejisinin gayet doğru olduğunu, kendisinin de bunu tamamen desteklediğini söylüyor. Çünkü CHP'li yöneticiler arasında, elitler arasında iktidar tabanıyla iletişim kurabilen, orayla artık arasında bir takım köprüler oluşmuş kişiler, bunların en azından CHP'ye ve muhalif siyasetçilere bir fırsat penceresi açacağını, onlara ulaşmak için yeni bir kanal açacağını görüyorlar. Ha, burada ne var? Önemli olan gerektiğinde bu müzakere mücadele dengesinde gerektiğinde Özgür Özel iktidara muhalefet dönüşünü hızlı yapabiliyor mu? Şimdi son birkaç haftada bunu gördük. Evet, bunu deniyor ve gerektiğinde yapabildiğini de gördük. İşte çay mitingi yaptı. Oradan Erdoğan'a hani biz şu an bir diplomatik ilişki içindeyiz. Evet. Ya bu eleştiriyi yapmayın falan demiyor. Ve ya da ne bileyim Eşsizine işte devam kayyum ediyor. ataması. Aynen, kayyum ataması zamanında gerekli tepkiyi verebildi vesaire. Burada dolayısıyla böyle bir şey var. Şu önemli. Olayın tamamen Erdoğan'ın kurguladığı bir oyun değil bu bence. Fakat böyle gözükmemesi de önemli. Yani gerçekte öyle olup olmamasından ziyade nasıl algılandığı da önemli. Dolayısıyla CHP'nin böyle basınla kurduğu ilişki bu ziyaret sonrası önemli olacak. İlk ziyaretten sonra işte açıklanmadı vesaire. Özgür Özel çok konuştu kendi Evet. ziyaretinde. Gündeme getirdiği konular bütün kamuoyunun açıkçası bilgisine sunuldu. Şimdi dolayısıyla burada ilk görüşmeden gelen geri dönüşe biraz daha riayet ederek belki basınla biraz daha paylaşması, ne bileyim belki bir ikili basın toplantısı yapılacak mı görüşme sonrasında bilmiyorum. Belki Evet, yapılabilir henüz gibi bilmiyoruz bunu. söylentiler vardı. Sanmıyorum yani ben açıkçası Erdoğan buna tamam dediyse açıkçası hani biraz mecbur kaldığı için ya da CHP bunu çok istediği için tamam demiş olabilir. Ama eğer Erdoğan'a kalacak olsaydı onu tercih etmezlerdi diye düşünüyorum. Şunu da unutmayalım. Şimdi iki tarafın meramını değerlendiriyoruz ya. Erdoğan'ınki sadece zaman kazanmak, işte o ikilem, hani sertleşecek miyiz, yumuşayacak mıyız, 2028'e nasıl gideceğiz, ekonomiyi düzeltene kadar zaman kazanayım falan gibi çok soyut beklentilerin dışında tabii ki bazı başka meramları da var bu işten. Nedir? Mesela siz muhalefet içinde çok güçlenen bir figür olarak İmamoğlu'nu tamamen yok sayıp Özgür Özel'le bu kadar görüştüğünüzde bir bakıma onu güçlendirmiş oluyorsunuz. Hele ki gündeme getirdiği bazı konuları hallederseniz, tırnak içinde söyleyeyim, bu güçlendirme daha da net olabilir. Dolayısıyla Erdoğan 2028'e giderken muhalefet için fay hatlarında biraz oynatmak, biraz orayı karıştırmak, biraz orayı kaşınmak istiyor bir defa. Bir de şöyle bir şey var. Sadece o aktörsel anlamda değil, siyasi anlamda da mesela Kürtleri bu işin biraz dışında bıraktı. Ne Evet. oldu? İşte Kobani davasında Selahattin Demirtaş'a yüklü cezalar 42 yıl verildi. ceza verildi. 42 yıl ceza verildi. Figen yüksek daha vesaire. Şimdi bazıları serbest kaldı filan ama yani Kürtleri bu işin dışında bırakmaya çalıştığı bence malum, belli. Neden? Çünkü yeni kapı ruhu ifadesini kullanıyor. Yeni kapının özelliği ne? Darbe sonrası, darbe girişimi sonrası. Orada HDP yoktu. Evet. Orada biz işte yerli ve milli olarak hep işte 19 Mayıs 2019'da davet edilenler Samsun'a. O görüntüyü vermeye çalışıyor. Bu Erdoğan'ın çizdiği, sınırlarını Erdoğan'ın çizdiği yerli ve milli siyaset, Türkiye siyaseti. Şey, eğer bu CHP ile görüşmeler de bu çerçevede kurmak istiyorsa, ki bununla ilgili çok veri var elimizde, bunu yapmaya çalışacak. CHP'nin burada dikkat etmesi gereken bir konu da bu. Yani İmamoğlu'yla Özel arasında bir dert, bir sorun çıkmaması zaten CHP'nin elinde. Bunu zaten onların elinde. Zaten eğer böyle bir sorun çıkacaksa Erdoğan'ın karıştırmasına da gerek yok. Zaten çıkar. Ama bu Kürtleri dışlama konusunda CHP'nin yine sağlam durması lazım. Kayyum siyasetine karşı verdiği tepki yani prensip olarak bence çok önemli. Ama şunu da unutmayalım, bunu ayrı bir parantez olarak söylüyorum. Bugün CHP'nin artık Kürtlere doğrudan hitap eden
bir politika setinin olması lazım. Yani HDP ile dostça ilişkiler kuralım, ya da DEM Partisi, özür dilerim. Dostça ilişkiler kuralım, onun üzerinden de Kürtler zaten bize destek verir değil şu an ihtiyaç olan. CHP'nin bölgedeki hay hatlarını, çünkü bölgeye baktığınızda halen AK Parti ve DEM orada ana aktörler. Bunu şeyde de 31 Mart'ta da gördük. Şimdi CHP güçleniyor. Genel seçimde işte az daha Van'dan bir milletvekili çıkarıyordu, Diyarbakır'dan çıkardı vesaire, ama şu an CHP'nin onu güçlendirmesi lazım. Çünkü DEM Edgar, Partisi'nin, evet, tamam. Edgar, Bir tam dakika. olarak söylediğine ek olarak şunu söylemek istiyordum. Kürtlerle ilgili söylediğin kısımda genel seçimlerdeki 2023, daha doğrusu genel başkanlık değişiminin ardından söyleyebiliriz. Yani biraz daha sanki politika değişiyor gibi. Özellikle Van'daki duruşla bu bir eleştiriydi CHP'ye. Van'da gösterilen duruşla diğer Hakkari'de gösterilen duruş arasında sadece tepkisel olarak vardı. Yine her iki tarafa da heyetler gitti. Her iki tarafta da heyetler konuşma yaptı vesaire, ama çok daha az olduğu söyleniyordu. Bir bunu eklemek istedim. Buna belki yorumun varsa devam edersin, ama bir de öte taraftan şu soruyu da sormak istiyorum. MHP liderinin bu görüşmelerden nasıl etkilendiği, nasıl tepki verdiği üzerine. Çünkü normalleşme, yumuşamaya ihtiyacımız var diyor, ama aslında bir önceki görüşmede mesela Ferdi Tayfur gibi bir Ferdi Tayfur'un müziği üzerinden yürüdüğü, ya da şimdi mesela yüzük vardı parmağında. Bugün yine Instagram hesabından paylaştı. Allah bana yeter konseptli bir yüzük takmıştı parmağında. Kime mesaj veriyor olabilir MHP lideri? Erdoğan'a mı özeleme, yoksa başka ne anlayabiliriz buradan diye sana sorayım. Şimdi Bahçeli ile başlayalım. Tamam. Bahçeli'nin verdiği mesaj çok net okunabilir bir mesaj olsa zaten o şekilde verir. Kendisi yazılı açıklama yapmayı seviyor. Şimdi bu mesajı, bu tarz bir mesaj verme yolunu seçmesinin sebebi zaten muğlak bırakmak. Yani ben onu gerektiğinde şuraya aslında söylemiştim. Ya da ben bunu öyle bir açıklama yapılmadığı zaman, o zaman kamuoyunun okumak istediği ya da okuduğu şeklinin doğru olduğuna dair o zaman bir algı oluşmuş oluyor ve öyle bir mesaj verilmek isteniyor. Bu manevra alanını bırakmaya çalıştığını görüyoruz, ama bu ziyaretten önce bunun paylaşılması da gayet normal. Ama öncelikle şunu görelim. Şimdi bu iki aktörü, Cumhur İttifakı'nın iki aktörü arasındaki ilişki dinamiğini iyi anlamak lazım. Bir defa bu iktidarda olan iki aktörden bahsediyoruz. İktidar kendi içinde bir kavga barındırır zaten. Yani bu şey değil. Cumhur İttifakı'na özel bir şey değil. İki taraf, yani nasıl ki Fethullahçılarla işte 2013 öncesi zirveye çıkan bir iktidar kavgası vardı. Artık kim neyi alacak şeklinde. Cumhur İttifakı'nda da bir takım kim neyi alacak kavgaları küçük küçük olabilir. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu toplantıdan önce böyle bir fotoğrafın olması, şu an bütün kanallarda bunun konuşuluyor olması, televizyonu açtığınızda ya da şu an bizim bunu konuşuyor olmamız. Bence MHP'nin istediği bu. Evet. Yani Cumhur İttifakı'nı konuşuyoruz biz. Sadece CHP ve Erdoğan'ı konuşmuyoruz. Bahçeli'nin kamuoyu nezdinde bir fotoğraf paylaşarak kendini hatırlatabilmesi ya da bu ziyarete yönelik bir hatırlatma, bir uyarı, bir sınır çizme, bir bak ben de buradayım, bak unutma izlenimini veriyor olması tam da aslında bunu yaparken de hedeflediği şey. Bu algıyı güçlendirmek. Ama şunu da unutmayalım. Yani sanki çok ciddi bir kavga var ve o kavgada işte Bahçeli Erdoğan'a karşı bir hamle yapıyor bu fotoğrafla. Bu kadar abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence orada Bahçeli'den bağımsız, MHP'den bağımsız görüşmeler değil bunlar. Ya da şöyle de anlayabiliriz. Bu görüşmeleri Erdoğan'ın yapıyor olmasını Bahçeli ya kendisi buna tamamen %100 karşı çıkamayacak seviyede. Yani şöyle diye, ya bu görüşmeyi yaparsın ya biz ikimizden biri diyecek pozisyonda değil Bahçeli Erdoğan'a. Ya da
Erdoğan da Bahçeli'ye ya ben bu görüşmeleri yapacağım. Sen ister kal, ister kalma Cumhur İttifakı'nda. Ben ne biliyorsam onu yapacağım diyecek pozisyonda değil. Bağlılar En yani büyük birbirlerine. bağlılar tabii ki. En büyük şey bu. Yani en büyük bağ bu. Şu anda CHP ile falan görüşüyor Erdoğan da bak mesela CHP ile Erdoğan'la CHP birbirine ne verebilir? Bu soruyu soralım. Ne verebilir? Şimdi Erdoğan ne bekliyor? Zaman kazanmak istiyor dedik. Bir. İkincisi muhalefet için ayrımları, hayatlarını biraz hareketlendirmek istiyor olabilir. Evet. Peki anayasa Evet, değişik. anayasa diyecektim ben Şimdi de. anayasa. Zaten ben şunu bir defa anayasa konusuna da ben kamuoyunda gerektiğinden fazla önem atfedildiğini düşünüyorum. Anayasa konusu Erdoğan zayıf olduğu konulardan biri. Yani sizin anayasa değiştirmeye bırakın anayasa değiştirmeyi işte referanduma götürecek yani şey meclisten geçirecek çoğunluğu referanduma götürecek çoğunluğa bile çok uzakta olmanız yani muhalefete çok fazla bağımlı olduğunuz matematiksel olarak algısal ya da siyasi olarak değil matematiksel olarak bu kadar ihtiyacınız olan bir konuda bu kadar çok hamle yapamazsınız. Çünkü çok bağlısınızdır karşıya. Kaldı ki anayasayı niye değiştirmek istesin? Bir dönem daha ya aday olmak ya görevde kalmak deniyor. Şimdi bunu eğer bu konuda CHP'ye bağımlıysa Erdoğan geçmiş olsun. CHP asla bunu Erdoğan'a vermeyecek. Böyle bir anayasa değişikliğine. Kaldı ki yani verip vermemesi de değil mesele. Bu AKP'nin ya da Erdoğan'ın kazanabileceği bir tartışma olmaz. Normalde CHP'yi çok başka şekillerde sıkıştırabilecekken buradan meseleye girmesi çok zayıf bir pozisyondan girmek olur. O bakımdan ben yani Erdoğan birçok şey yapıyor. Karşılığında da anayasa değişikliği isteyecek tezine çok katılmıyorum. Kaldı ki CHP'nin de anayasa değişikliğine destek vereceğini asla düşünmüyorum zaten. Yani ne almalı ki CHP karşılığında anayasa? Ha şöyle bir şey olursa o bambaşka bir şey olur ama şu an o noktada değiliz. Erdoğan acaba kendisinden sonra bir yumuşak geçiş mi planlıyor? Ya tamam yeter artık hani biz Türkiye'yi bu kadar otoriterleştirebildik. Türkiye'nin ekonomisi ve diğer yapısal sebepler daha fazlasına müsaade etmiyor. Ya biz çok daha sertleşerek iktidarda kalmaya çalışacağız ve düşüşümüz çok daha sert olacak. Ya da benim kontrolümde bir geçiş olacak. Böylelikle sertliği azaltacağız ve en azından bizim için bu işin maliyetini minimize edeceğiz, sıfıra düşüremesek de. Gibi bir çıkarıma geldiyse Erdoğan, ki hiç sanmıyorum şu anda o noktada değiliz. O zaman bir anayasa değişikliği falan o ayrı konuşulur. Ama şu an konuştuğumuz anayasa değişikliği Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalmasını sağlayacak oyun planının içinde gereken aşamalardan biri. Şimdi CHP bunu Erdoğan'a vermez bu Bir şekilde. de zaten Özgür Özel de Böyle benzer şeyler söylüyor. Yani önce yeni anayasa, şu anki mevcut anayasa uygulansın. Sonrasında konuşuruz. Evet, belki bir ihtiyaç var, belki bir eksiklik var ama bu şu anın mevzusu değil diyor da Özgür Özel de ve diğer partiler de aslında bunu söylüyor. yani zaten Türkiye'de anayasaya dair bir eksiklik yok şu anda. Tek eksiklik anayasanın uygulanmaması. Uygulanmaması. Mevcut anayasa hiç iyi bir anayasa değil. Tamamen ne olduğu belli olmayan, ruhu iyi belli yani ruhu la oynanmış. Çünkü 1982 anayasası 130 kere değişti. Veya 130 maddesi değişti. Özür dilerim. 130 kere değişmedi de 130 maddesinde değişiklik yapıldı. Anayasanın tam olarak bir ruhu yok. Dili iyi değil vesaire. Uzun, gereksiz uzun. Yani birçok eleştiri yapabilirsiniz de Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların hiçbirinin temelinde bu yok. Yani Türkiye'de sorunlar düzelir. O zaman anayasa değişir. Ya yani biz artık toplumsal olarak belli noktalara geldik. Bir de şu anayasayı düzeltip hani bu işin adını iyice bir koyalım filan dersiniz. Oradan çok uzağız zaten. Yani dolayısıyla anayasanın bir araç olduğu bir ortamdayız, bir siyasi ortamdayız. CHP'nin de bu anayasanın iktidar tarafından bir araç olarak kullanılmasına destek olacağı bir sürecin olacağını sanmıyorum.
O bakımdan Erdoğan'ın da bundan beklentisinin asıl bu olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Erdoğan da şu an biz burada bunu konuşuyorsak bizden daha çok bunu biliyordur ve bu ihtimali değerlendiriyordur. Yani Erdoğan şu anda aslında aktörlerin hepsiyle konuşarak bir zaman kazanmaya çalışıyor. İki oyun kurucu durumunu konsolide etmeye çalışıyor ve kurabileceği oyunların ne olduğunu da aslında görecek. Yani hani kartlar dağıtılmış durumda ya, o kartları toplayıp yeniden dağıtacaksak nasıl dağıtabilirim? Yine dağıtıcı ben olacaksam nasıl dağıtabilirim mi görmek istiyor bu kazandığı zaman içinde. Bu zaman içinde ekonomiyi düzelterek CHP'nin bu konudaki ülkeyi erken seçime kadar götürebilecek bir muhalefetini olabildiğince yumuşatmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda Cumhur İttifakı'yla da bütün bu şeyleri yaparak Cumhur İttifakı'nı MHP'den daha çok kendisi için çalışan, kendisinin daha yararına çalışan bir mekanizmaya dönüştürmek için de açıkçası hem zaman hem de materyal kazanıyor. Yani bunu da unutmayalım. Şimdi bütün bunlar varken CHP'nin de bütün bu süreci izleyip evet biz de işte hem müzakere hem mücadele yapıyoruz diyecek olması mümkün değil. Biz şunu görüyoruz, yani bugüne kadarki uygulamada şunu gördük. CHP gerektiğinde şeye dönebiliyor. Sert muhalefete de dönebiliyor, dönebilir. Bu görüşmeleri yapması onu yapmasına engel değil. O sert muhalefeti CHP'nin kutuplaşma sebebiyle, tabanlar arası kutuplaşma sebebiyle AK Parti tabanının, MHP tabanının CHP'ye tamamen kulaklarını kapamasına sebep olurken, şimdi bu görüşmeler kanalıyla o sert muhalefeti zaman zaman yapmasına rağmen artık CHP'yi ve Özgür Özel'i bilen, dinleyen bir iktidar tabanında bir kesim oluşmasını sağlıyor. Zaten belediyeler aracılığıyla bu kısmen olmuştu. Ve aynı zamanda CHP süreci işte basınla vesaireyle paylaşarak bu sürecin kurgulayıcılarından biri, yani bu sürecin nesnesi değil öznesi olabildiğini göstermeye çalışıyor. Ve aynı zamanda Erdoğan'ın muhalefete bu görüşmeler aracılığıyla vereceği zararı elimine edecek. Yani bizim Ekrem İmamoğlu ile aramız bozulmaz ve bozmayacağız diyerek ya da işte CHP'yi kullanıyormuş görüntüsünü verecek bütün diğer şeylerden kaçınarak aslında Erdoğan'ın verdiği zararı da minimize etmek, hatta Edgar, bu arada sıfırına bak. görüyor musun? Emin değilim ama CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki liderin görüntüleri geldi. Biraz rahat bir hava var gibi aslında. İki lider genel merkezde şu anda Özgür Özel'in makamında birlikteler. Eşitlikler düzleminde iki lider, bir önceki koltuk meselesi vardı. Şimdi çok eşitlikler düzleminde olan bir fotoğraflarla karşı karşıyayız. Mustafa Elitaş ve Namık Tan da görüşmede eşlik ediyor. Bu sefer koltuk boş değil. İki genel başkan da görüşmelere bakıyorlar. CHP'li kaynaklar bu sefer biz dinleyeceğiz, ev sahibi diyorlar falan filan gibi durumlar var. Hangi dosyaların geldiğini, Erdoğan tarafından hangi dosyaların geldiğini henüz bilmiyoruz. Sen bu fotoğraflardan hareketle bize yorumlar mısın diyeyim. Sonra devam ederiz. Şimdi ben fotoğrafları görmüyorum. Birinci nokta o. Ama hani elimden geldiğince işte şimdi ekranda biraz bakmaya çalıştım kendi telefonumdan filan. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa Erdoğan'ın tabii CHP'ye gelmesi, o CHP'ye birinci parti statüsünü CHP'ye kaybetmesi Erdoğan'ın partisine. Erdoğan'ın da ve yani bu kaybın o dereceye gelmesi, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı seçilme, bu pazar seçimi olsa, çoğunluğu elinde tutan, çoğunluğu mobilize etme gücüne sahip bir siyasetçi statüsünü kaybetme ihtimali konusunda fikir veriyor. Yani Erdoğan'ın CHP'ye gitmesi, CHP'nin artık işte Erdoğan'ı küçümsediği, bütün bir AK Parti iktidarını üzerine kurduğu bir CHP eleştirisi ve küçümseyici
bir eleştiri ve bir tarih okuması üzerine kurması. Bunların tamamının böyle çatırdadığını bu fotoğraflarda görüyoruz. Bu Evet. fotoğraf önemli. Sadece 18 yıl sonra Erdoğan'ın bu ziyareti yapmak zorunda hissetmesi bile tarihsel bir bilgi olacak. Yani bu Evet. dönemleri okurken 20-30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra bu konu önemli olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu açıdan yani biraz önce söylediğim gibi CHP yani Yenikapı'dan ya da 19 Mayıs 1919'daki görüntüden ya da işte geçenki 23 Nisan resepsiyonuydu galiba değil mi? Özgür Özel'i mecliste davet 23 edip Nisan, evet. resepsiyonda evet diğer liderlerle bir arada görüşmesiyle vesaire. Bunlardan farklı bir durum artık ortaya çıkıyor. Ve bir koltuk krizi vesaire yok buradaki parti liderinin. Bir cumhurbaşkanı da olsa cumhurbaşkanı olması sebebiyle ortaya çıkan protokol gerekliliklerini de tamamını yerine getirerek herhangi bir saygısızlığa ya da o makamın gerektirdiği hassasiyete göz önünde bulundurarak her türlü protokol düzenlemesi yapılarak bu gelişme gerçekleştiriliyor ama iki liderin CHP liderinin makamı önünde eşit bir şekilde el sıkışması ve yer alması başlı başına sembolik bir anlamı haiz diye düşünüyorum. Ama tabii unutmayalım. Yani buradan şunu görmemiz lazım. Türkiye'yi normalleştirecek olan yani CHP şunun farkında diye tahmin ediyorum. Erdoğan'ın bütün bu yaptıkları Türkiye'nin normalleşmesi için değil. Erdoğan'ın bütün bu yaptıkları daralan ve giderek artık tehlikeli bir hale gelen siyasi manevra alanını genişletmek, zamanı da kazanarak bunu yapmaya çalışmak. Bu Erdoğan'ın bunu başarması Türkiye'yi normalleştirmez. Olsa olsa Türkiye'yi normalleşiyormuş gibi gösteren bir takım olayların olmasını mecburen sağlayabilir. İnşallah da olur. Yani balyoz hükümlüsü generallerin serbest kalması kötü bir şey mi? Değil. Zaten yasanın gereği. Gezi tutukluları eğer serbest kalırsa kötü bir şey mi? Yok. Değil. Türkiye'nin normalleştiğini mi gösterir? Hayır. Yani bu ikisi arasındaki çizgiyi iyi koyalım. Türkiye'nin normalleşmesi yargı önünde, medya önünde, meclisin çalışmaları önünde yürütmenin ve tek kişinin kontrolü altındaki yürütmenin kurduğu vesayetin ortadan kalkmasıyla olur. Bu da bugünden yarına olmaz. Yavaş yavaş bunun parçalarını görmemiz gerekir. Ben o noktada asla olmadığımızı düşünüyorum. Bunun olması ancak biraz önceki cevabımda söylediğim şeyin olmasıyla mümkün olur. O da nedir? Erdoğan'ın artık ben bir dönem daha iktidarda kalayım, bir dönem daha seçileyim değil de yani geçişi yumuşaklaştıralım, daha bizim kontrolümüzde olsun ama Türkiye de normal bir yere gitsin. Dizginleri yavaş yavaş bırakalım. Kontrollü bir yumuşama, kontrollü bir normalleşme, iktidarın kontrolünde. Ancak bu kararı vermesiyle olur. O kararı vermesi için de Erdoğan'ın ilk aday olmaması, aday olduktan sonra da aday olmaması ve onun aday olmadığı seçimlerden sonra Türkiye'nin normal koşullarda daha adil bir koşulda seçime gitmesi için gerekli değişikliklerin yapılması vesaire gibi bir durumu gerektirir. Ha, böyle bir durumda değiliz şu anda. Erdoğan'ın böyle bir karar verdiğini de düşünmüyorum. Böyle bir karar vermek zorunda hissetmesi için de daha zaman var. Daha bunlar için çok erken. Onun için bence şimdilik ona güveniyor. Yani Erdoğan'ın şu an en önemli avantajlarından biri 2028'e kadar daha çok vaktinin olması. Ama manevra alanı çok dar olduğu için de bu tarz görüşmeleri şimdi yapma ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla CHP'nin de bazı hatalar yapmasını bekleyecek. Ama şu ortada CHP şu an beklediği hataları yapmadı. Şimdiye kadar yapmadı. Yani 3 ay geçti seçimden beri. Erdoğan'la bir önceki görüşmesinden beri neredeyse bir ay geçti. Yani şunu kimse diyemez. CHP seçimden çıktı. Çok da başarılı oldu ama yönetemedi bunu. Batırdı diyemez. Ha belki yapabileceğinin en iyisini yapmadı. Ara sıra küçük hatalar oldu.
vesaire, ama yani kimse de şey diyemez. Yani Erdoğan tekrardan bütün kontrolü eline aldı diyemez. Erdoğan onu almaya çalışıyor ama onu alamıyor. Bakalım bu süreç daha nasıl gidecek? Edgar, çok teşekkür ederiz.